Evet değerli izleyiciler, geldiğimiz noktalarda geçerken bahsettim su sarnıçlarının, su havuzlarının, su biriktirme noktalarının, ana pompaların olduğu yeri söylemiştim ben size. Hemen şehrin devamında geldiğim gibi şu su künklerini görüyorsunuzdur. Antik dönemde insanların boru sisteminden sularını belli noktalara taşıdığı ve zemin altına, yine zemin altına yaptıkları sistemleri görüyorsunuz. Tabii bunu Örümcek Ağı gibi Efes Antik Kenti'nde de gene birçok antik şehirde olduğu gibi bunları Örümcek Ağı gibi örmüşler. Ve su ihtiyaçlarını o dönemde o şekilde gidermişler. Hemen devamına geldiğimizde burada da belli bölümler var ama bu yapılar tamamen ortaya çıkarılmamış. Gittiğimiz nokta Odeyan noktası. Burada bir geniş bir avlu bir sistem var. Burası devlet işleriyle alakalı olan bir yer. Evet, devlet agorası. Devlet agorasındaki hamamlar Roma dönemine ait hamam yapı bütünü olasılıkla daha eski Helenistik ve Helenistik döneminde kurulmuştur. Kuzey tarafta 4 hamam odası kısmen kayadan oyularak oluşturulmuştur. Yani şu bölgelere bakacak olursak hemen üst tepe noktalarında hamamlar mevcutmuş. Ve şu sistem şöyle. Bu tuğlaları gördüğüm zaman anlıyorum ki ben bu antik yapılarda burayı bir ısıtma ve kalın duvar. Yani ısının kaçmaması için ellerinden geleni yapmışlar. Yani bunu da tuğlalarla engellemişler. Antik dönemde insanlar bu tuğlayı ısıtma sistemlerinde çok kullanmışlar. Dolayısıyla bakın burada da gene hamamı besleyen su yollarını görüyorsunuz. Şu üst taraflar dikkatimi çekmişti. Üst tarafta baya bir arazi yapısında bozulma olmuş. Yüksek muhtemelen antik çağda da olsa, o dönemde ne kadar güçlü bir şehir de olsa yine insanlar korunma ihtiyacı duyduğu için doğal olarak bu dağların, yani doğal yapıyı, coğrafi yapıyı kullanarak kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyordu. Ve aynı zamanda o yüzden bu vadi işlerini kullanmaktaydılar. Ve emin olun buralar bahsettiğim gibi surlarla kaplıdır ve bu şehirlere giriş çıkışlar o surların ana kapılarından yapılmaktaydı diye düşünüyorum. Ve geldiğimiz noktada bahsettiğim gibi burası hamam, burası bazilika. Ve girdiğimiz nokta bazilika. İki katlı, üç nefli bazilika stosu. Kral stosu İsa'dan önce 11. yüzyılda Palio tarafından yaptırılmış, İyon düzeninde inşa edilmiş, şehrin zamanında en görkemli binalarından biri olan bu yapıya 4 basamaklı ulaşılmaktaydı. Ön cephesinde 67 sütun yer almakta. Yan nefler 4,72 falan ölçülerini vermiş. Doğadaki temel kaide yapısı üzerine bugün Selçuk Efes Müzesi'nde bulunan İmparator Augustos ile eşi Liva'nın oturur biçimde tasvir edilmiş anıtsal heykelleri bulunmakta. Burası dediğim gibi bazilika kişilere, şeylere ait bir kutsal alan olarak tasarlanmış, yapılmış olan bir nokta. Tabii burada ondan bahsetmemişler ama buranın ilk şekli bu şekildeymiş. Hemen üst tarafında da zaten o noktayı da gezeceğiz. Ve buralarda da gene o kadar detaylı ince işçilikler kullanılmış ki gittiğimiz her bölgede o mimari yapıya, o dokuya baktığın zaman o dokunun içerisine, o atmosfere emin olun girebiliyorsunuz. Hemen üst taraflarda bakın dağ silsilesi. Bu silsile bu şekilde vadi içerisine doğru devam etmekte. Ve buradan da denize ulaşmaktalardı. Videonun başlarında bahsetmiştim ben. Burası büyük önem arz eden şehirlerden bir tanesiydi. Zaten bu kadar gelişmiş olmasının sebeplerden biri de ticari faaliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklanıyordu. Dolayısıyla oradaki limanlar alüvyon birikmesiyle, yani derelerin taşıdığı sularının birikmesinden liman eski değerini kaybediyor. Yani dolduğu için gemiler yanaşamaz bir duruma geliyor. Ve Efes Antik Şehri o dönemde gerilemeye başlıyor. Yani ticaret hacmini kaybetmeye başladığı için yavaş yavaş burası göz önündeyken bir anda kaybolmaya başlıyor. Bu kadar
Eser, tabii geldiğimiz nokta yine Bazilika diye bahsetmiştim. Burası kutsal bir alan diye bahsetmiştim. Bakın Roma döneminde o kadar ince detaylı bir haç yapılmış ki mermer yine üzerine. Hemen buradan merdivenlerden diğer bölümlerine ulaşılmakta. Ben en ufak, en detaylı noktalarına kadar geleceğim. Ve mermer yapıları baktığımız gibi birçok yerde ben sizlere gösteriyorum. O kadar çok kullanılmış ki artık buralar resmen tıraşlanmış, eğim verilmiş gibi. Ve akabinde geldiğimiz noktalarda bir kedimiz var. Evet, burası ufak bir tiyatro gibi düşünün. Buralar restorasyon edilmiş, yapılmış. Sonradan orijinal değil şu gördüğünüz yerler. O dönemin insanları tabii bu şekilde bir işçilik yapmıyorlardı bu tür yerlerde. Daha kaliteli, daha lüks bir işçilik yapıyorlardı. Burayı bir tiyatro olarak düşünün. Gene insanların sosyalleştiği, konuşma yaptığı, eğlenceler düzenlediği noktalardan bir yer burası. Ve bunların birçok örneğini diğer videolarda gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Burası muhtemelen şahsa ait. Yani halka arz edilen bir nokta değil de şahsa ait bir yer olduğunu düşünüyorum. Küçük bir şekilde hem toplantı hem yaptıkları hem de eğlencelerini düzenledikleri noktalardan bir tanesi. Bakın diğer büyük tiyatrolardaki gibi özel oturum bölümleri yok burada. Sadece ön tarafta bir alan hazırlanmış. O da yine şehrin önde gelenlerin, belli sayıdaki insanların oturduğu noktalar. Hemen arka taraflarında hazırlık alanları. Tabi buralar, o bölümlerin üzerleri kapalıydı. Buralar bu şehirlerin bu şekilde tahrip olmasının sebebi o dönemde milattan sonraki işte yüzyıllarda çok büyük depremler yaşanıyor. Öyle depremler yaşanıyor ki buralarda yani bu antik şehirlerin bu bölgedeki antik şehirlerin Afyon, düzeltiyorum Aydın ve Denizli bölgesindeki şehirlerin hepsi tamamen yerle bir oluyor. Tekrar bir kısmı tekrar onarılıyor fakat bir kısmı onarılmadan şehri o şekilde terk ediliyor. Buradan devam edecek olsak veya buralar o dönem halkın girip çıktıkları tiyatro salonuna geldikleri merdivenli noktalar. Evet, yine geldiğimiz nokta Bazilika alanına giren bir nokta. Şuradaki işçiliklere bakacak olursak, bakın dediğim gibi mermer bir sistemde yapılmış. Taş o kadar işçilik detay vermiş ki, bakın buradakiler kapıların zıvana geçme dediğimiz noktaları. Buralar kapıların oturduğu hemen karşılıklı, bakın. Burası bir aslında antik dönemde kilit sistemi. Yani burada bir kapı olduğunu düşünecek olursak, şurayı göstereyim, şu alanı göstereyim. Burada bir kapı olduğunu düşünecek olursak, hemen burada kapının menteşelerinin oturduğu nokta, hemen karşıda da bir kilit sistemi vardı. Tabii günümüze kadar aktarılmadığı için bunları sadece görsel ifade olarak anlatıyorum. Bazen arazide bu tür taşlarla çok rastlaşıyoruz. Emin olun birçoğu yerleşim alanı ise yapı taşları olduğu için ben bu detaylarda gördüğüm zaman sizlere anlatma ihtiyacı duyuyorum. Ve buradan gezimize Efes'in diğer asıl bölümlerinden devam edeceğiz inşallah.